Çaylak programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Şehrimizde her hafta farklı bir mesleğin zorluğunu anlatan programımızla bu hafta terzi oluyorum. Ve şu anda yanımda Emrah abim var. Kendisi terzi. Bakalım Emrah abi bu işi kaç yıldır yapıyor? Ondan şöyle kısa bir bilgi alalım. Abicim önce beni kırmayıp dükkana davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim, ne demek, her zaman. Seni bir tanıyalım mı? Kimdir bu terzi Emrah? Bu terzilik bize tabi eskiden okullar kapandığı zaman bizi İstanbul'a gönderiyorlardı. Herkes bir mesleğe giriyordu orada. Biz de 3 arkadaş gittiğimizde orada bir konfeksiyon atölyesine girdik. Tabi burada Aksaray'da falan hani öyle terzi olarak veya orada terzi olarak yetişmedik biz. Anladım. Yıllardır orada mesela 7-8 yıl falan orada kaldım. Geri sonra Aksaray'a geldim. Burada büyük firmalarda, tekstil firmalarında çalışaraktan hani mesela kendini geliştirdim. Kendimi geliştirdim aynen. Önce makinacı olarak başladık tabii, çıraklıktan makinacılığa, makinacılıktan işte atıyorum ustalığa, yavaş yavaş tabii bu yıllar aldı. Kaç yıldır yapıyorsun abi? 16-17 yıl oldu. 16-17 yıldır bu mesleğin, bu sektörün içindesin. İçindeyiz, aynen öyle. Anladım. Yaş kaçtı abi senin? 33. 33 yaşındasın. Yani neredeyse hayatının yarısını bu mesleğe adamışsın. Bu meslekte geçirdik hemen. Aksaraylısın. Aksaraylıyım. Armutlu köyünden, Armutlu kasabasından yani. Anladım. Şimdi burada oturuyorum. 2 çocuğum var. Evlendikten sonra zaten bir daha İstanbul'a gitmedim. Hayatıma burada kendi memleketimde devam ettim. Anladım. Kaç yıldır peki bu dükkanı işletiyorsun? Bu dükkanı açalı 1,5 yıl oldu. Tereddütle korkarak mesela bir firmada model tasarım yapıyordum. Hani model yaptığımız için işin bütün işçiliğini ve bütün püf noktalarını tüm öğrendiğim için burada terzilikte hiç zorlanmayacağımı düşünerekten bir şansımı denemek istedim. Hani hep başkasının işinde uğraşmakla olmuyordu. Kendi dükkanımı açayım dedim. Bir kendi dükkanımı açayım. Hani yukarıda Mevla yardım ederse olur dedik. Olmadı hani, geri en azından kaybedeceğimiz bir şey yok. Geri aynı seviyeye, aynı bir mesela bir başka firmaya veya aynı firmaya dönerdim. Dönerim diye hesaplayarak çıktık. Şimdi orada kaldığım şeyin 2 katını verseler geri gitmem. Anladım. Kendi işimle. Şimdi ben Emrah abiye en merak ettiğim sorulardan bir tanesini soracağım. Aksaray'da şöyle gezerken terziler hep böyle mahalle aralarında, hiç böyle koşuşmaz, kervan geçmez apartman altlarında oluyor. Emrah abinin dükkanı biraz daha böyle işlek bir caddede. Ama abi şimdi ben gidiyorum, atıyorum Fatih Mahallesi'nde bir tane binanın altında veya atıyorum başka bir yere gidiyorsun. Aynen. Böyle çok dar sokaklarda, yani hiç dükkan açılmayacak denen yerlerde terziler var. Yani bu insanlar gerçekten iş yapıyor mu? Yani terzilikte iyi para var mı? Zannetmiyorum ya, o kadar hani. Yani dükkan herkes, faktörü veya dükkanın konumu bu işte önemli mi? Önemli, tabii ki önemli. Yani bence hem de çok önemli. Oralarda sadece mahalleye tekabül eder ama biraz işlek çatlı olduğu zaman insanlar haline gelip geçerken olur. Farklı bir birbirinden görerekten Fatih Mahallesi'ndeki bir insan gitmez ama böyle orta bir mahallede olduğun zaman atıyorum Fatih'ten de gelir, Toki'den de gelir, Bölcek'ten de gelir. Birçok müşteri olduğu için diyorsun. Aynen öyle. Anladım abi. Verdiğim bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Önemli. Peki şimdi can alıcı soruya geçiyorum. Terziliğin zorlukları nedir abi? Terziliğin zorlukları, hani terzilik bu meslekte hani bizim ustalarımız da öyle söylerdi. Yani yetiştiğimiz, iş öğrendiğimiz ustalarımız da derdi. Hiçbir terzi veya hiçbir usta dört dörtlük usta değildir. Anladım. Herkesin branşı farklı farklıdır. Ben mesela pardüsedir, tuniktir, bayan üstünde ne istersen yaparım. Abiyesinden gelinliğine kadar bir tane kumaş pantolon ver dikemem. Allah Allah. Ceket ver dikemem. Anladım. Yani bu da aynı doktorlukta uzman aynen doktor öyle, gibi, kalp doktoru gibi aynen böyle öyle. Hepsinin bir branşı var yani. Hepsi. Sen de bayan kıyafeti üzerine. Aynen öyle. Ben ya, hani yetişme tarzımız, işi öğrendiğimiz kısım o üzere. Anladım. Sen de kadın kıyafetinde ustayım diyorsun. Aynen öyle. Anladım. Peki ben şimdi terzi olabilir miyim? Terzi olamazsın. Neden? Yani benim görüşümde hani şu parçayı alacağım, dikeceğim işte. Yani yok, gördüğünüz yok. Gibi şöyle bir parça var elimde. Şunun ikisini yan yana koyunca zaten makine ikisini birleştiriyorsun. Bir de pedal var galiba. Evet. Pedalla bastığında ortasından dikip gidiyor. Tabii bak, ben onu mesela en çok sinir olduğum şeydir. Bir müşteri içeriye girer. Hele onu hiç halini anlamazlar. Şöyle biraz daha yakın alayım. Bilmezler senin burada neler çektiğini. Tabii dükkan kira, faturaların var, evin geçimi var. Onu bilmezler. İçeriye girer böyle. Günlük bunu en az sana 8-10 kişi yapar. Parçaya verir. Zıt bir süreceksin ya, neyi var? Buradan para vereceğiz.
gibicesinden laf kullanırlar mesela. Allah. Ona yaptığım gibi ben hemen kalkarım buradan. Buyur abla sen otur yap diye. O kadar kolay diyorsan buyur sen otur yap da biz bakalım hadi Allah'ım. O zaman. Tamam. Şimdi o zaman Emrah abimle birlikte bir iddiaya girdik. Neyine girelim biz seninle iddia? Kaybeden yemek ısmarlar. Olur. Tamam bana mı? Uyar. Tamam. Emrah abimle bir iddiaya girdik. Otur bakalım yap dedi. İnşallah bu işten ben zararlı çıkmam. Aynen öyle. Tabii ondan ben bir alacağım incelikleri. Çünkü her terzideki makine farklı. Farklı tabii ki yani. Anladım. Şimdi abimin kullandığı makine nasıl? Önce ona bakacaksın. Daha sonra bana bir iş verecek. Ben o işi yapabilecek miyim? Onun değerlendirmesini yapacağız. Şu soru gerçek mi? Terzi kendi söküğünü dikemez. Dikemez. Niye? Başkasına uğraşmaktan kendine az vakti kalmaz dükkan içinde. Ondan mı yoksa gerçekten mi yapamaz? Gerçekten yapamaz. Yani yapmak atıyorum senin yani. Pantolonun yırtıldı sen kendi pantolonunu dikemiyor musun? Cidden dikmem ben de dikmem şahsen. Dikmem mi dikemem mi şimdi ikisi dikmem, ayrı. Yani üstünde burada çıkarıp dikemiyorsun. Eve götürdüğün zaman da onu buraya alıp gelmiyorsun. Anladım kalıyor yani. Kalıyor öyle kalıyor. Ya atılıyor anladım. Ondan sonra. Ya da belki bir de bir hanım falan denk gelir de alıp gelirse o zaman yapılıyor. Diğer türlü terzi kendi söküğüyle uğraşmıyor hiçbir anca zaman. Anca o şekilde yapılıyor diyorsun. Aynen öyle. Anladım. Terzi kendi söküğünü dikemez lafını da bu sayede öğrenmiş olduk efendim. O zaman şimdi Emrah abim önce ben bir oturtayım. O ne yapıyor ona bir aynen bakalım. Öyle. Daha sonra ben deneyeceğim efendim. Çaylak programında terzi bölümü başlıyor. Ve şimdi Emrah abim geçti makinenin başına. Görüyorsunuz. Abi sen ne yapacaksın şimdi burada? Burada iki tane elek hazırlamıştım. Tamam. Bunlar komple dikilecek zaten. Bütün her şey ayarlanarak kol oyuntuları, önü, fermuarı, cepleri, boyu falan tüm ayarlanıp iş bitesiye kadar hepsi sırasıyla gidecek. Tabii mesela bunda sıra da önemli. Önce birini sonra birini. İşi komple tabii önünü arkayı bir araya toplayamazsın mesela. Onları toplarsan fermuarı sonradan takamazsın. Anladım. Hepsinin de sıralama sistemi vardır. Mesela önce fermuar takılır, sonra omuz çatılır, sonra bir yeleri takılır. Yelekte mesela hani. Tabii hepsinin de branşı farklı farklıdır. Tuniklerde, kaplarda. Hepsinin de branşı farklı farklıdır. Sen şimdi buna fermuar önce dikiyorsun. Önce fermuardan başlarız. Önü toplarız. Tamam. Sonra ceplerini yaparız sağlı sollu. Daha sonra önü arkaya birleştirir. Yakaları toplar, yanında kapatır. Etek altını yapar. Bitiririz. Bir yelek mesela bitiririz. Yelek de en basit olandır bu yelek işleti. Mesela sıfırdan bir yelek yapmak kaç dakika sürüyor veya kaç saat sürüyor? Yarım saat. Yarım saatte yani, sıfırdan bir yelek yapıyorsun. Evet kesil olursa eğer. Kesil olmazsa? Kesil olmazsa bir saat sürer. Yarım saatte kesil olursa. Çok da değilmiş yani anladım. Aletin pedalı var. Pedalına bastığında bu şekilde çalışıyor. Tabii ki. Bir deneyelim mi? Bir yap abi. Hani ben yaparım da sen pek yapmayı deneme istersen. Kendi otomatik fermuar. Alıp mı ilerliyor? Tabii hatta dişleri var makinenin. Üstten de ayak mesela bu ayak yarım ayak diyoruz. Hani fermuara kullandığımız tamam. Bir ayaktır. Bu fermuarın ne üstüne çıkardır ne altına çıkardır. Fermuarın tam bu şekilde tam sıfırından gitmesini sağlayan Allah bir ayaktır. Allah. Hepsi de farklı farklıdır. Normalde düzlerde biz bunları kullanırız. Düz ayak dediğimizi. Fermuarlarda bunu kullanırız. Mesela büzgüler oluyor kollarda veya önlerde etek altlarında böyle büzgülü olan parçalar var. O büzgüyü yapan ayak da farklıdır. Hepsinin ayağı farklı tabii yani. Tabii ki hepsinin ayağı farklıdır. Anladım yani gerçekten anlattığı gibi tam böyle şeyin sırasından böyle sınırından aynen gidiyor. Öyle. Hiç dışına taşmıyor. Aynen öyle. Mesela bu önün bir tarafını taktıktan sonra şimdi, en çok yapılan bir hatadır. Evet şöyle göstermek istiyorum ben size. Gördüğünüz gibi tam sıfırdan böyle alet yani o derece sistemli çalışıyor. İkinci bir sistemde mesela dikkat etmemiz gereken şey bunu zaten ayak ayarlıyor. Ama senin burada asıl işin budur. Önler birbirini, cepler mesela üst taraftaki bu yaka boşlukları, etek altındaki o kalan boşluğu birbirini tam böyle karşılaması gerekiyor, kaymaması gerekiyor. Anladım. Yoksa biri aşağıda biri yukarıda olur. Aynen anladım. Öyle. En önemli püf nokta da budur. Birincisini rahat takarsın ama ikincisi biraz uğraştırır. Biz de hani biz elimize alıştığı için ben tek seferde çıkıyorum ama acemi olan birisi yapamaz. Acemi olan diyorsun. Aynen öyle. Acemi olan makinacılar bunları kaydırırlar. Sürekli kaydırırlardı. Anladım. Şimdi Emrah abim bitirdikten sonra bir de ben geçeceğim makinenin başına. Bakalım yapabilecek miyim efendim? Zor. Yapamazsın ama. Neden abi? De... Neden? Allah aşkına şunu yapıyorsun. Şunu benim iki gözümü kapat. Ben gene yaparım bunu elimle. Bak abi. Fermuarın takılış şeklini gösterdim sana. Makinenin ayağı da hazır. Evet şöyle bu. Bu ne oldu şimdi? Yelek mi bu? Bu yeleğin önü oldu.
Şöyle kameraya gösterelim. Şu şekilde önüne hazırladık. Tabii sonra ceplerini yapacağız. Burada cepleri var. Onlarını yapacağız. Sonra önle arkayı birleştireceğiz. Sonra bu kol oyuntuları, buralar kollara dek geliyor. Bu fazla kaldı. Onu çıkartacağım ben. Tabii biz de hani... Açayım mı ben? Bütün santim santim olmadığı için... Anladım. Gerçekten adam 2 dakika içinde iki parçayı birleştirip bir kıyafet yaptı gördüğünüz gibi. Tamam. O zaman gel. Ben sana parça vereyim. Sen bana... Müşterilere söylediğim gibi her zaman kalkıyorum buradan. Geç sen yap diye. O hadi kadar bakalım. Kolaysa. Şimdi sen yap biz bakalım bakalım. Şimdi önce ben bir oturayım şuraya. Önce bir aleti tanıyayım ben tabii. Nasıl bir alet bu? Nasıl çalışıyor? Alette değişik sesler geliyor. Abi bu ne? Pedalı geriye bastın. Bak ileri bastın. Çıkardın. Tamam. Geriye basınca kaldırıyor mu? Aynen. Hem ipi keser hem iğneyi kaldırır. Şu anda makine hazır. Parçayı altına koyup dikmek kalıyor geriye. Şimdi normal bassam ne yapar? Boşa mı harcarım ipi? Normal basarsan o ipi kırar. Takamazsın tekrardan sen o iğneyi. Oo. Çok küçük zaman... bir deliği var. Aynen öyle. Sadece geriye basıp kaldırıp fermuara koyacaksın. Hani biliyordun ya, yapıyordun ya. Sen öğret de bir önce be. Ben bebek kıyafetimi yapıyorum. Böyle çok iki tane mi var burada? O çocuk yeleği. İki tane çocuk yeleği var evet. Elimde. Demin yaptığımız önün aynısı mesela. Bunun önüsü, önü burası. Tamam. Şurası, arkası, kol tarafı da burası. Nasıl koyacağım? Öncelikle aşağıdan başlıyorsun. Şuradan bu fermuarı buradan dibinden dikip geliyorsun mesela. Bu tarafı tamam olmuş oluyor. Şöyle kaldırdım, koyuyorum. Yanlış bir şey yapmayayım, elimi falan diker. En çok korktuğum şey şöyle parmağımın ortasından dikse benim burada böyle ruhum çekilir. Yok çekilmez. Vallahi ben şurada elimin girdiğini göreyim yani. Aman şöyle bir çekeyim. Ben çok yani elimi... kendi parmağımdan da çok arkadaşımın parmağından da tabii bu 15-16 yıldır. Abi bunu durduramam da penseyle, yani. Şu penseyle ben çok tırnaktan şey iğne söktüm. Yani bunu durduramayız da elime şuradan şöyle girip şey yaptı mı ben burada canımı alsan daha iyi yani daha canım acır. Şöyle koydum. Tamam mı? Tamam. Sıfırlıyor muyuz bunu? Altında boşluk bırak. Ya ben niye soruyorum ki Emre abiye? Ben Emre abiye niye soruyorum? Tamam abi sen bir şey yapma ben bir yapayım da sen bir gör nasıl terzi olunur. O yüzden diyorum aynen öyle. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Olmadı. Ne oldu? Şurayı burayı kaydı gitti. Çıktı. Öldü o. Nasıl öldü? Makine bir şey kırmadı değil mi? Daha aynı kırar diyordun. İp kırmadı da. Eline dikkat et sadece. Hani zorluğunu gör diye ben seni aslında oraya oturttum. Normalde oraya kimseyi oturtmam ben hani de. Zorluğunu gör diye oraya abi oturttum. Ben bunu yaparım diye geldim buraya ve bunu yapmadan gitmeyeceğim. Şimdi bunu öyle bir dikeceğim ki cetvelle ölçsen. Yani öğlen vaktiydi. Acıkmıştım zaten. Yemek söyleyecektim. O da bedavaya gelmiş oldu bugün senin sayende. Şöyle mi yapıyordum? Ha, ben gösterdim tam dibine. Evet. Hadi tüyo da vereyim sana. Yavaş yavaş başlasan. Olmadı. Olmadı abi bak. Bunun tam böyle sıfırından gitmen lazımdı. Fermuar nerede kaldı? Ön nerede kaldı? Abi makinem bozuk. Senin makine bozuk. Yani ben dümdüz çektim. Böyle aldı. Yol gibi götürdü. Yok abi makine... Makinede sıkıntı olmaz. Onu da öyle bir dikmiş ki. Yok mu abi senin makine... şeyin? Onu söksen de hani ben yine sana kolaylığını göstereyim de buradan topu tuttuğun zaman iş yırtılmaz. Abi bir daha dene. Bu defa küçük parça nerede? Öbür karşılığı oydu zaten. Arkadaş sağ olsun bizim yeleğin birisini mahvetti. Bir de yelek borçlandık. Yemek kar edeceğiz diye. Yani kaş yapalım derken göz mü çıkardık? Kaş yapacağım. Şöyle mi? Şöyle mi koyuyorduk? Fermuarı ters koyuyorsun işte o şekilde. Fermuarı şu şekilde koyacaksın. Ne fark eder abi? Şöyle koyduğumda bunu ters çevirince de öbür yüzüne denk geliyor. Tabii bayan abi. Ya bana zaman... var ya işi bilerek zor göstermek için değişik değişik şeyler söylüyor. Şunu ha şöyle koymuşum, yeleği çevirmişim. Ha bunu böyle koymuşum. Ne değişecek abi? Fermuarın... Emre abi beni yiyorsun gibime geldi biraz. Fermuarın iç kısmı ve dış boynuna kısmı falan da değişir. Bir şey metre falan takmışım böyle. Ha bu bana, olmadan... bana burada şey yapıyorsun gibi geldi biraz. Bu olmadan bizim şeyimiz budur aslında. İşin püf noktası budur. Ver ben bana ver o zaman. İşin püf noktası burada ustasına ver. Al abi. Dur bakalım metreyi taktık. Ne olacak?
Emrah abinin dediği gibi olacak mı? Ya ters mi koyuyorduk? Şöyle ters mi? Ters koyuyorduk. Aynen. Böyle koyuyorum. Bunu da dikeceğim. Ters koyuyorsun. Abi böyle buna ters diyorum. Buna böyle mi? Öyle koyacaksın. Şu şekilde koyacaksın. Ters koyuyorsun hala da. Şöyle mi? Bu kadar tüyo verdiğime rağmen hala daha aynı soruyu soruyor. Bir tane de taktım gösterdin. Böyle mi yapıyorum şimdi son olarak? Aynen öyle. Ben bu işi yapamazsam, yani terzilikte sadece bu iş mi var? Söküp takma mı var? Ben diyelim ki bu da başarısız oldum. Dedim ki hani hemen yemek ısmarlamayayım. Yani kendimi telafi ettirebilirim. Başka ne iş yapabilirim? Paça yapalım o zaman bir tane. Hadi fermuarı takamadın. Dur bir takayım. Nasıl takamadın? Takamadın. Dur abi sen. Şuradan mı? Nereden? Buradan mı geliyorduk? Şöyle mi geliyorduk? Yukarıdan. Yukarıdan başlayacaksın tam sıfırından. Şöyle. Aynen. Evet. Yavaş yavaş gideceğim abi. Konsantremi sen bozdun biraz önce. Ben bunu becerirdim. Biz hani makineye otururduk. Adam şu şekilde beklerdi. Ben de o şekilde bekleyeyim olmazsa. Ne için o? Bu mu? Her yaptığın hatada şu kürek kemiğine bu buradan bir tane değerdi. Tornavidanın sapı. O zaman... İşte bu. Değil abi. Nasıl değil? Vallahi kaldır bakayım ayağı onu nasıl duracak? Vallahi on numara. Kaldır bakayım ayağı nasıl duracak o? Hiç beni burada şey yapma. Jilet gibi yaptım. Olmadı abi, olur mu? Alttaki parçaya asıldın. Emrah abi işin elinden almam. Yan tarafa dükkan açmam. Tamam korkma söyle yaptın de. Bilerek diyor. Bilerek diyor Emrah abi. Yok abi. On numara yemin ediyorum ben böyle bir şey görmedim. Bunun delme şey yok mu? Şu üstüne çaylak falan yazsam, programın adını falan yazsam delme bir şey yok mu? Veya bir tebeşir falan yok mu böyle bir yazsam üstüne? Ha tebeşirimiz var. Gerçekten olmamış, fermuar kapanmıyor. Yani esnedi o, alt taraf asıldı gitti. Bu mu tebeşir? Tebeşir o. Çizgi taşı diyoruz biz. Şurada biraz daha büyüğü vardır ama o sürekli elimizin altında bizim kırılır. Anladım. Renk renk o paket olarak gelir. Yazar mı? Oo çok güzel yazıyor. Çizgi taşı gibi bir şey var. Gerçekten ben bugüne kadar birçok meslek grubunda çalıştım. Çoban oldum, çiftçi oldum, halı dokumacı oldum, çanak çömlek yapan oldum. Hepsi birbirinden zor. Terzilik de keza öyle. Çünkü insanlar size getirip kıyafetini emanet ediyorlar. Tabii. Mesela diyor ki adam yarım saat sonra gel diyor. Yarım saat sonra geldiğinde çaylak. Düzgün bir şey çıkması lazım. Yapamazsan gidiyor adamın kıyafeti. Aynen öyle. Ödemek sürekli zorunda kalıyorsun. Ödeyebilirsin evet. Çünkü pahalı kıyafetler de geliyor illa. İlla en pahalı ne yapıyorsun sen? En pahalı abiye tarzları gelir. Kaç para? Değişir o. Mesela 300-400'den başlar. 1,5-2000 liraya kadar gider. 1,5-2000 lira. Vay be. Yani o 1,5-2000 liralık aleti, kıyafeti şey yaptığında al başına belayı. Tabii ki. Kireç taşı mıydı bunun adı? Çizgi taşı. Ha, çizgi taşı. Sabun o bir nevi. İlk terzili görünüm efendim. Gördüğünüz gibi programımızın adını yazdık. Şöyle göstereyim Emrah abimle birlikte. Emrah abine kalsa beni işimi elimden alacak diye ödün sıktı burada. Yok canım. Yapamadın dedi ama ben yaptığımı düşünüyorum. Bir de paça yapalım. Anladım. Bir tanesini getir abi. Yalnız çok zor bir iş. Yani hareketli böyle dışarıyı gezmeyi seven insanlar için çok sıkıntılı bir iş. Çünkü dükkanda oturuyorsunuz sabahtan akşama kadar. Öyle değil mi abi? Aynen öyle. Sabahtan akşama kadar oturuyorsunuz bir makinenin başında. Hiç yapılmayacak bir iş. Yani yapılmayacak iş derken benim yapamayacağım bir iş. Tabii tüm terzilerimize Allah güç kuvvet versin. Bir söküğümüz herhangi bir işlem olduğunda onlara getirip onlara yaptırıyoruz. Bunu ben hatıra olarak alıyorum. Alayım mı ben bunu? Al sen onu. Bunu hatıra, evin duvarına asacağım ilk terzili görünüm diye böyle. İki gün sonra zaten büzer atar o fermuar orayı. Nasıl büzer atar? Esnettin ya biraz. Şimdi fermuarı dikemedim dedi. Dikemedin evet, mi? Dikemedin abi. Dikemediğimi söyledi. Gel sen. Ama müşteri şey getirdi şimdi buraya. Biraz önce küçük bir kız 3 tane eşofman verdi. Bunun paçasını kes dedi. İşte ölçüsünü almış birinin. Şimdi bana çizdi yapamam diye. Bunu bir kes dedi. Bunu verme dedim. Çünkü müşterinin şimdi yapamazsan müşteriyle papaz olma.
Papaz olmam. Ben hani kendim burada bakaraktan şey yaptığım için ya zaten da... kesemeyeceğin için bu tarafa gelme sadece zaten kesemeyeceğin için onu bile kesemeyeceksin dümdüz düz bir şekilde. O kadar mı şeyim yani? O kadar mı kötüyüm? O kadar kötü abi. Sen kötü değilsin. Berbatsın mı diyorsun? Yani. Tamam. Fark eder mi? Direkt üstünden gidiyorum ben. Aynen öyle. Direkt üstünden kesmeyecek ki o makas orayı. Niye? Makası tutma şeklin bozuk yanlış yani. Şöyle mi tutuyorum? Yani aynen öyle. Böyle mi tutuyorum? Yerden yere vurdun beni de biliyor musun? Makasın kör kör. Makası götür de bir bileyle tabi. Makas kesmiyor. O makas daha sıfır ağzı. İlk defa sen kullanıyorsun onu. Hiç vallahi kimseye ama vermedim. Çaylak programını yani özel. Emrah abim sağ olsun. Makası da ilk kullanmak nedir? Hani çok da bir şey değil benim için ama bir terzi için herhalde büyük bir şey çünkü. Tabii ki. Berberlerde de öyle. Altın makas falan oluyormuş herhalde. Aynen. Herkese öyle kestirmiyorlar onunla. Sadece kendi kesiyor. Beni lafa tutuyorsun Emrah abi. Vallahi makas kör. Yemin ediyorum bak makas kör. Abi sen kes peşine bir de ben keseceğim. Bakalım bakalım. Makastan mı var senden mi var? Ben bir de korkarak kesiyorum. Yani. Şimdi şey yapmayalım. Şu arkasını düzlemezsen olmaz işte bak. O zaman altı şöyle oval bir şekilde olur. Sıkıştırdı makas arkadaş sağ olsun. Onun da ağzını büktü. İşte bu dümdüz kesti. Gerisi gördüm aynen öyle. Bunu mesela bunu... Bu ne? Bu penye tarzlarını yapanlar farklı bir makinadır. Bu ne bu, şimdi? Bu makinede yani yapılacak mesela. Bunun şeyi ne? Çöp mü bu? O çöp. Freonlar. Bunlar çöp. Bir aynen de sen kes bakayım da göreyim haydi. Hayır, bu büyük makasta da ben sevmiyorum. Biz bunlarda bu terzi makası aslında da. Öyle olmaz. Ben bunlarda alışmadığım için. Yo. Bana ben kötü makası alıştım. Bana kötü makası verdin. Kendin küçükle ben o küçükle ben de keserim tabi. Yani aslında bu tabii ki daha kolay terzilere göre. Jilet gibidir. O dümdüz alır çıkar. Ama ben bunu alıştığım için bundan daha rahat ediyorum ben. 2 saniyede kesti, biçti, verdi elime. Bu işlem de tamam. Bunu becerdim. Şimdi fermuarı dikemediğimi söyledi ama bunu becerdim. Son kez bir de ütü yapıp programımızı kapatıyoruz efendim. Gelin hep birlikte ütü maceramı izleyelim. Şimdi son işlemdeyiz. Önce fermuarı diktik. Daha sonra paça kestim ve şimdi ütüleme işlemine geçtim. Biraz önce paçasını kestiğimiz eşofman. Eşofman aynen öyle. Eşofmanın ütüleme işlemine geçtik efendim. Yalnız şu alet yani terzilerdeki bu alet iş yapıyor mu? Abi Allah aşkına bu ilk ütü falan herhalde. Yani tarihinde bulunan böyle mağarada bulunan ilk ütü mü bu? Çok ilkel yani bir şeye benziyor. Kablosu kendisi tipi. Ama bunun gücünün yettiği hiçbir evdeki senin en yüksek ve en pahalı aldığın ütünün bile bunun yaptığı işi yapamayacak kapasitede olduğunu bu terziye gelip giden bütün insanlar bilir. Bunun gücünü gördükten sonra evdekilerin bomboş bir şey olduklarını hissederler. Allah Allah. Şimdi deneyeceğiz, göreceğiz bakalım. Çok ilginç bir alete benziyor. Böyle de bir ütü masamız var. Ütü masa... Ütü masa alttan soğutmalı. Zaten ütüyü genelde hep çaylaklar, yeni gelenler yaparlar bizde. Sen en sona bıraktın. Kendi kendine tersini çalıştı bu alet bir şey oldu. Çalışmıyor. Altta mandal var. Buna bastığımızda ne yapıyor? Soğutmaya geçiyor alt tarafı. Öyle bir alet yani. Tabii ki. Özür dilerim ütücüm sana ilkel diyerek. Yani öyle bir alet ki ütü masasıyla mı satılıyor bu? Tabii ki komple kazanlı. O tarafı kazan, bu tarafı su deposu. Vay be yani. Bu hatta dinamalar, 2 tane soğutmaları var. O zaten bu sadece... Şuradan hava geliyor buharla, ne güzel. Buharla şeyi verir. Sen söyle bunun görevi sadece gelen buharı fışkırtmaktır. Kablodan geleni. Sadece sesini duymam bile yeter bunun. Evet. Yani gerçekten şey buradan hava falan geliyor. Neye basınca geliyor bu? Buna bastığın zaman alttan çekim yapıyor, soğutuyor. Anladım. Bunu yapıştırıyor buna. Bunu yapıştırıyor masaya. Anladım. Daha sonra daha kolay ütülüyorsun. Tabii ki. Tamam. Şimdi ben bunu bir yapayım. Bunu beceririm ama. Bunda senin yani bana çok tüyo vermene gerek yok. Aynen sadece öyle. Şu mu hava veriyor? Aynen öyle. Oo. Gerçekten kuvvetli bir alet. Tabii şimdi ki ben buna çalıştırırken şu alta şuna basmama gerek var mı? Basayım mı? Önce ütüyü vurduktan sonra buna basman gerekiyor. Ütüyü vuruyorsun paçaya. Sadece paça mı ütülenecek bu? Aynen öyle, sadece paçası. Şöyle düzgün herhalde. Aynen öyle. Bizim makineler yaptığı zaman hafiften mağrurlama yaparlar.
bu kısım mesela sadece ütüyü, üstüne ütüyü vurduğun zaman o marullama kalmaz. Terzin buhara basacaksın, olmaz öyle. Biz özellikle bir saniye. Şimdi kameraya yakın göstermek istiyorum. Hasan abi şurayı yakın alabilir misin? Şimdi şurada gerçekten kırışıklıklar var. Yani şu hizada. Gözüm görüyor. İnşallah kameraya da çıkıyordur burası. Bu nokta çok kırışık. Şimdi ütüyünün gücünü Emrah abinin dediği gibi mi yoksa benim dediğim gibi mi deneyeceğiz efendim. Evet yani gerçekten aynen, şunu evet. Çekeyim. Evet, jilet gibi yapıştırıyor. Gerçekten yapıştırıp dümdüz bir şekilde çıkarıyor. Ütüden özür dilemek istiyorum. Yani. Yani gerçekten çok ilkel gibi bir şey duruyor böyle ama bu tahtası, masası falan çok şey. Arkasına basmaya gerek var mı? Yani bunun gücüyle bence ikinci kattaki kıyafetler bence düzleşti. Mesela şu da hala daha var biraz ama seni tam denk getirmedim. Buhar komplesinden çıkmaz. Sadece şu kısımdan üfürüyor. Ön taraftan mı sadece? Aynen öyle. Şu şekilde dümdüz gittiğin zaman orayı jilet gibi yapar zaten. Yeterlidir. Ön taraftan basar. Eğer fazla bastırırsan işi sıyırırsın. Anladım. Kibar bir şekilde böyle. Ütü değer değmez gibi olacak bunlar. Anladım. Bir paça bitti, onu kaldırıyoruz diğerine. Bunu da bir yapalım. Bak işin ütülenmeden önceki gelen şekli budur makineden çıktıktan yani, sonra. Kırış kırış. Aynen öyle. Ama onu şu şekilde hafiften tutarsak gerisini ütü halleder onu zaten. O kadar tutmana gerek yok. Bir kere gidip gelmen yeterlidir. Evde aynen. Biz ne bileyim böyle 10 kere geçiyoruz ya evdeki i̇şte, ütülerle. O yüzden diyorum. Bir kere gidip gelmen yeterlidir bunda. Evet. Gayet dümdüz oldu. Aynen öyle. Zaten terzilerin ve şeylerin hatalarını kapatan tek şey ütüdür. Yaptığı işin hatasını, kusurunu kapatan tek şey ütüdür. Anladım. Eğer işi ütülemeden vermeye kalkarsan o işi hiçbir insana beğendiremezsin. Allah Allah. Dikilen bir işe. Ütü değmeden o insana vermeye kalkarsan onu kesinlikle beğendiremezsin. Anladım efendim, bu hafta Çaylak programında terzi oldum. Her hafta farklı bir mesleği konu ediniyoruz. Şehrimizdeki zor işleri konu ediniyoruz. Bu hafta yanımda Emrah abi vardı. Kendisi terzi ve 16 yıldır bu sektörün içerisinde. Abi ben sana dükkana kabul ettiğin için teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah, her zaman. Programımız için. Cuma günü saat 8'de Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacak efendim. Biz her hafta Aksaray'ın farklı bir noktasında yapılması zor işleri denemeye devam ediyor olacağız. Haftaya farklı bir meslekte görüşünceye dek hoşça kalın.